Futbol Manager 2024'te ayak kariyerimizin yeni belki de son bölümüne hoş geldiniz dostlar. Farklılaştı durumlar. Bunları şimdi maç esnasında video içerisinde konuşuruz. Ama gelin önce neredeyiz, neler yaptık, nerede kaldık buna bir bakalım. Yunanistan Ligi'nde 21'de 21, 69 avaraj, 63 puan. Yani şu anda bile 20 puana yakın fark attık. Buradan döndüremezler diye düşünüyorum. İlk süre baktığımızda her taraf yeşil. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda 14 dördüncü sıradayız ama şu an kritik sınavlar vereceğiz. Kupaya baktığımız zaman Yunanistan Kupası'nda da Astropolis'te bir çeyrek final oynayacağız ki ya burada da kupanın yine en büyük adayız. Ee, öte yandan Ronaldo artık emekli oluyor. Tam tamına 5 ay sonra kralı salıyoruz. Diğer bir konu devre arası transfer dönemine girdi. Transfer geçmişinden şöyle görebilirsiniz. iki buçuk milyona Keita Balde'yi forvet hattına kattık. Ya burada dediğim gibi Serdar Azmun çok işlevsel olmuyordu en uçta. Ronaldo'yu kullanıyorduk. Ronaldo dışında bir tercihimiz kalmıyordu. Haliyle Keita Balde'yi buraya koymaya yine aslında birazcık devşirme bir oyuncu. Kanatlarda da oynayabildiği için. Ames, Ronaldo, Serdar, Elisson şeklinde oynadık bu aralar. Diğer yandan transfer geçmişinde yine sattığımız Pineda'yı sattık. 13.75 milyona. Bir de şeyi satacağız şimdi. Şimanski'yi de kabul ettik. Şimanski'ye de teklifler var. 7.75 milyona göndereceğiz. Yani elimiz çok bollaştı. Şu anda bile 50 küsür milyon paramız var. Biz de bir iki kişiyle daha ilgilendik. Velasco ile ilgilendik. Gördüğünüz gibi Dallas'taki oyuncu 5 milyon teklif ettik. Hem kanat takviyesi olsun hem o da yine çok yönlü. Yani ileri 4 oyuncumuzu çok rotasyona sokabilecek ve her rotasyonda da iyi verim alacağımız bir gruptan kurmaya çalıştık. Belki bir tane de orta sağ olabilir ama şuraya Alex Kral, Medi bunun Onun dışında son var. 3 orta sağımız kalmış olacak. Şimanski de gittiği zaman. Galana da göndermek istiyoruz. Belki şuraya bir çilek tadında orta sağ alabiliriz. Piotr Zilenski'yi 12,5 milyona koymuşlar. O da bizim için en iyi orta saha gözüküyor eğer alırsak. Yani aslında fena da oynamıyor. Nereye gitmiş o? Manchester City mi yapmış? Eyvah eyvah. 20, bin, 20 milyona Napoli'den alınmış ama düşük performans gösteriyor. Luca Di Maggio var yine gençlerden. Peki bizim futbol direktörümüze sorsak orta sahaya bizi kime önerirsin diye. Guga dedi. Guga Çin'den Çin malı çıkmasın sonra. 3 milyona gitmiş. 8.26 7.60'la oynamış. Hangi fiyatı ne kadar? Ne çekiyorsunuz bize? 9 milyon maksimum. 2'de 3'de şeyler olsa 12 milyona kapatılabilir buga. Darius Olaru'ya baksak 7.55'le oynamış Roman oyuncu. Bir önceki sezonda 7.50 ile. Ofansif oyun kurucu, savaşçı orta saha. Ama bize bir tık daha şey de lazım ya. Şöyle ön libero alanında. Şurada. Burada var mı? Holes. Holes'u önermiş. 7.36 ile oynuyor ama daha stoper ağırlıklı. Victor Mendez varmış yine Moskova'da. İdris'e gana gay. İdris'i alsak mı aslında ya? Sezon sonuna kadar bizi kurtarmaz mı orada? O kapmalar falan rotasyon için. 18'de Premier League maçına çıkmış. 6.87, 6.86. Zaten biliyorsunuz ön liberolar 6.70 ile 7 arasında oynuyorlar. Biz buraya 1 milyon versek sezon sonu ya ama hemen hemen şımarıyorsunuz. 1.6'ya çıkıyor böyle. Tam 1.4'e verin. Hadi 1.7. İlla buradan da tırtıklamak mı istiyorsunuz? Al 1.9. 2 milyona. Tamam 2 milyona gelsin. İdris'e Ganagey. Evet ahali bir City maçına girelim bakalım ne yapacağız City'ye karşı. Deplasmana çıkıyoruz. Kamara, Rodriguez, Elisson, Serdar Azmu, Alex Kral, Ronaldo, Kaptan, Belature, Nedelkov, Valeo, Rota ve Bikuk, Ferl. Hallant'ı durdurabilecek miyiz bakalım. Gayet ideal bir City kadrosuyla karşı karşıyayız. Ama ayak maçın, ayak kariyerinde bilmiyorum değişik bir duruma düştük ya. Böyle hani... Jorniman olsun, ne bileyim bir Nottingham Forest olsun, Schalke kariyeri olsun. Böyle değişik kariyerlerdeki hevesi, heyecanı yakalayamadık sanki. Bu zaten sizlerin de katılımından da belli oluyor. Yani şimdi bazı öngörüler var, bazı söylemler var. Mesela büyük takım kariyeri isteyenler var. Orada da durumu çok farklı olacağını düşünmüyorum. Şimdi Ayak'a baktığın zaman Yunanistan'ın büyük bir takımı kadro olarak şu an kadro zenginliği olarak. E biz gelmeden önce şampiyon oldu. Biz de birlikte şampiyon oldu. E bu sene neredeyse 30'da 30'a gidiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak için belki 3. sezonu falan hedeflemek lazım. Sonuçta her ne kadar ara ara Liverpool'a falan sürpriz yapsak da işte City gibi makine takımlara karşı henüz yeterli kadromuz yok. bu böyle olunca da bu sefer bölümler arasında sadece Avrupa'daki Ciddi kritik maçlar ilgi çekici oluyor. Ligde sonuçta Panserikosu, Volosu, Olosu, Bulosu <laughs> bunlar bize çek, pek dişe dokunup takımlar değil. Haliyle Yunanistan Ligi bir daha sıkmaya başlıyor. Bölümün içerisine koysan hem zaman alıyor hem sonucu belli maçlar. Koymasan bu sefer sadece Avrupa maçlarını oynayıp geçmiş oluyorsun. Yani iki ucu... Farklı yere çıkmış bir süreç oluyor. Neyse, bakalım bu bölümde ben bitirmeyi hedefliyorum ayak kariyerini. 10 küsür bölüm oldu zaten e, tadında bırakmış oluruz ya diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta e, biz çok daha kalabalık bir şekilde kariyerler yaparken bu kariyerin bu kadar minimal seviyede kalması demek ki belki de o kadar sizleri de sarmamış olabilir. Benim gözümde evet Yunan Ligi'nden ben de sıkıldım. Çünkü açık ara gidiyoruz. Avrupa'da da başarı için yine ekstra paraya, oyuncuya ihtiyaç var. Bu arada takım dökülmüş. Ejuk desen oyna. Ronaldo'yu çıkartalım. Keita Balde'yi koyalım. Hatta şöyle olsun. Ejuk'e burada. Serdar Azmun'un yerini değiştirelim. Kral yerine Johnson olsun. Bekleri geriye çekip şöyle bu ikiliyi orta sahaya sürelim. En yani çok Umut vermiyor şu an takımımızın oyunu ama yine de başarabilirsiniz diyelim. Talimatlardan da bir tık koşanları görelim. Buraya karşı pas ve driplingle çok gidebileceğimizi düşünmüyorum. Kısa oynamayalım. Hızlı gönderelim. Rakibin orta yapmasına izin vermeyelim. Biraz daha bekleri de geri çektik. Sonuçta önde baskı yaptığımızda arkamıza halantı kaçırıyorlar. Derken Nedelkov. Arkamısına kaçmadan da ...Halanda topu kaçırdı. İyi. Ejuke ile çıkıyoruz. 50. dakika çıkamadık. Atletico Madrid'de Beşiktaş'la oynuyor. Chelsea Partizan'ı üçlemiş. Yani buradan bir üst tura çıkarız gibi duruyor da ondan sonrası deneyeceğiz bir şekilde. Kevin de Bruyne. Yani ne diyorduk? Kariyer konusunu konuşuyorduk alt kesimden bir takım alsak bu sefer yine aynı süreç yani o ligden belli bir seviyeye getirebiliriz takımı ama sonrasında işte ligi kazanacaksın da şampiyonlar ligi için regenlerle yürümüş oluyorsun Mesela en çok konuşulan bursa spor kariyeri bursa sporu bir yere kadar getirirsin bir yerden sonra oyunun ürettiği oyuncularla bir şeyler elde edebilirsin bu da benim hiçbir zaman sevmediğim bir şey yani ne bileyim bana garip geliyor ya. Çünkü düz, düzgün bir sistemi yok bu konuda oyunun. Yani her sene o kadar çok yetenekli oyuncu çıkmaması lazım. Bir bakıyorsun Norveç 5. liginde adamın boyu 2 metre, hızı hızlanması 18, bitiricilik bilmem ne. Alıyorsun 200 bine sonra satıyorsun 50 milyona. Bu bazı aşamalarda keyif verir ama her sene her sene bu tip oyuncuların çıkması hele ki bol da lig açmışsanız üf her taraf embak Ya O da tatsız. O yüzden benim gözümde futbol menajerin şu haliyle kariyer yapmak 4 sezon bilemedim 5 sezon sonrası kabakta tadı verir, patlıcan tadı ve her tadı verir yani. Ya, tabii ki sevenler var mı? Var işte bak Serkan Hoca'yı görüyorsun. Blythe Spartans mıdır nedir bir e, köylü kabile var bunlara bir tane arkadaşlar bu toptur diye götürüyor. 12 sezon falan yapıyor. 12 sezonda ancak Premier Lig'de düşmemeye çalışır hale geliyor. Püh, Haaland bir tane daha attı. Ee, yani süreç güzel ama süreci yaşadığın oyuncular tatsız. Ne yapalım? Rodriguez'i buradan çıkartalım. Serdar Azmoun'la çift forvete dönelim. 4 değiştirdik kimi değiştirebiliriz diye bakıyorum. Pilios olabilir. Kuerejma. Şöyle Pilios'u da bekten değiştirelim. Bu saatten sonra bir şey olmaz ama gene de fena mücadele vermedik yani City'ye karşı. Her ne kadar 3 gol beklentisi olsa da 3. gol değiyor muyuz? Yemedik. Yemedik ama yer gibi olduk. Bir şeyler oluyor. Savunma arkasına Yankuto Pilios sakatla. Oğlum sakatlık var. Taca atsana. Pislik. Allah Allah. Fodun 3'ü atmak için ısrarcı. Bu arada o Ejuke iyi kapattı orasını da. Adam kafayla orta açtı ya bu nasıl saldırmaktır oğlum düşmanınızın var karşınızda tamam 2-0 yeniyorsunuz salın bizi. Kafayla orta açmak ne demek ya. Al Kamil offside'a düşersin böyle. Çıkar halantı malantı çıkar bali. Onu da yapmıyor. Allah Allah pas yapıyoruz. Bir şeyler deniyoruz. Ejuke gitti. Keita Balde. Serdar Azmun. El Gazi. Keita Balde. Hocam sal be. Bir, bir golümüz olmasın mı? Aldı topu kaçıyor. <laughs> Gol geçerli. Güzel goldü. Buradan bu arada çok ucuz ve verimli bir adam olduğunu düşünüyorum ben bu baldenin. Yani baktığınızda profili de işlevsel. Tabii 12 bitiricilikle karar almayla falan birazcık zaman zaman dağlara taşlara saç baş yoldurur ama 2,5 milyon için gayet verimli. E tabii şunu da diyebilirsiniz hocam 40 milyon 50 milyon varken niye 2,5 milyonluk forvet alıyoruz? Ya bizim de hep sistemimizi çalıştıran adamlara ihtiyacımız oldu. Yani 2 milyonluk da olsa, 30 milyonluk da olsa sistemin bir parçası olması önemli. Oyunu hep böyle oynadık. Tabii 3. sezonu yapıyor olsaydık buraya yürürdük. Yani bu 50 milyonu biriktirelim, üstte biraz daha para gelsin, kaliteyi biraz daha arttıralım diye düşünürdük. Ama zaten 3'ü yapmayacaksın hocam, şimdi para parayı harca. E tamam Yok işte çalışıyor oyun, ne yapalım Ronaldo'yu mu keselim? Bak İdris'e Ganagay'i aldık. Dediğim gibi yani yeni kariyer konusunda biraz kararsızım. Hepimizi heyecanlandıracak e, kariyere ihtiyacımız var sanırım. Çünkü bir duraksama dönemine düştük diye görüyorum. Hem sizlerin yaklaşımı hem veriler üzerinden konuşacak olursak sonunda şey yaptıracaksınız bana. İsmail Kartal gibi bu kariyeri kim yaptı? Ben yaptım. Bu 30'da 30'u kim yaptı? Ben yaptım. E biraz beni övün. Biraz bu <laughs> bu kariyeri izleyin. Böyle mi değil? Ramos'a yürüdük, kiralamaya çalıştık falan. Kaliteli arıyoruz da henüz seviyemiz yetmiyor bu tarz oyunculara. Sizin için deneyelim mi tekrar? Kiralama 3 milyona kiralamayı biz kabul ettik. Zorunlu değil değil mi? Opsiyonlu tamam. Almak istemiyorum 84 milyona. Yunanistan kupası burada bir rotasyon yapalım, hızlı seçim dedik. Kuerejma. Rota Yorgun. Kral Johnson, Ture, Pilios da sakat. Ture oynayacak baba o zaman. Rodriguez, Ronaldo. Tamam. Güzel kadro bu. Kadro çalışır. Hemen sonucu göster dedik. Velasco'ya da kaç verelim? Polis deplasmanından 2-1 ile çıktık. James Rodriguez sakatlandı. Afiyet olsun Ahmet. Fizyoterapiste gönderdik. 3-4 hafta yok şimdi. Arsenal öncesi olabilecek bir durum mu bu? Soruyorum sizlere. Bu arada altyapıdan niye hiç oyuncu çıkarmıyorsun hocam? Altyapı, üst yapı, yan yapı falan. Abicim burası Ayek'in altyapısı. U19'daki potansiyel en yetenekli adamımız Lucas. Mesela bu adamı kimin yerine koyabiliriz? Ben şimdi Arsenal ile City ile bilmem neyle oynarken bu adamı kullanamam. Rotasyon kadromuzda da yeri yok. Zaten baktığınızda Kral Jonsson oynuyor. Onlar oynamadığında Medi Kamara, Galanapulos, Şimanski oynuyordu. 4 tane orta sahan var zaten. Şimdi hadi Şimanski ile Galanapulos'u gönderiyoruz ama İdris'e Gana G'yi alıyoruz. Bak bu çok söyledim ama tek bir oyuncu bu. Bunu aldığımızda e bu çer çöp yani. Bunlar olmaz. Bunun en yetenekli hali ne? Al potansiyel yetenek 109. Baba bunu geliştirsek de anlamı yok. O yüzden altyapı üst yapı çok önemli değil. Ha, belki çok uzun vade kulüp yönetimlerinde işte 10 sezon hedefliyorsanız bir kulüp yönetimi geleceksin buradan. Nerede şey? Mali durumdan Yönetimde talepte bulunacaksın. Diyeceksin ki e, nerede bu? Tesisler. Altyapı tesisini geliştir diyeceksin. Uzun vade için böyle şeyler yapman lazım. Biz günü kurtarıyoruz. Üst üste şampiyonluk alalım. Avrupa'da başarı getirelim. Hemen kabul ettik. İdris'e Gana Gey'i, büyük tecrübeyi kadromuza şöyle 35 yaşındaki emektar orta sahayı, zihinselinin ne kadar kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Lisans kaydı yaptık değil mi ona? Yaptık. Ve Galanopoulos'u da kiraya verdik. Birazdan Şimanski de gider. Rodriguez sakatıdır. Evet. Onun sakat olması kötü oldu. Bak 37 milyon rekor kırdık. Değil mi? Bunlar da güzel şeyler. Yani kulübün ekonomisini yönetmek, o ekonomide artıya geçmek. Bazen de belki böyle düşünürsün. Kasamda param olsun. İlla param var diye harcamak değil de. Antalos Nedelkov tabii. Kaptan dediğin Nedelkov'dur. Cüke dil kursunu bitirmiş. Ecuk de Yunanca öğrenmiş. İtalya'yı önermişler. Gerek yok bu adama. Bir tane daha katabiliyor muyuz? Velasco ve İdris Egana katsak, Mantolos'u çıkarsak bizi kurtarmıyor. Kimi çıkartacağız o zaman? Ronaldo'yu diyormuşum. El Gazi'yi çıkartalım. Değil mi? Şey gitti mi? O gitti, o gitti. Kim var çıkartılabilecek? Velasco, El Gazi ya. El Gazi'yi çıkardık. iki tane oyuncu dahil ettik. Bu arada El Gazi de Satmaya çalışıyoruz ama onu çok aracı temsilci kullansak da gidecek bir tipi yok onun <laughs> kulübe yapışmış bir durumda. Kulüplere öner diyelim, kaça veririz? Seni 500'e veririz kardeşim. Yeni iki oyuncumuz da bu şekilde kadroya gelmiş oldular. 22 yaşında güzel bir değeri var. Tabii buradan arsenal'den çıkabilecek miyiz? Arsenal'e karşı Yunanistan'da bir sürpriz yapabilecek miyiz? Bakalım. Şu anda bulunduğumuz konum 10 puanda buradayız. Elemelere katıldık. 10 puan 6 puan. Son maç oynayacağız. Tamam. 13 yaparsak değişir mi? Değiş. Yapacak bir şey yok. Yine yani Barcelona, Marselona. didişeceğiz. Alex Kral da iyi bir sezon performans geçirdi. Bu Sobi'ye bakmışız. Ramadan Sobi. Yine kanat oyuncularından biri. 7 43'lü oynuyor. Bunu da çok önerdi teknik et. Pineda'dan sonra iyi bir oyuncu. Ejuke'den, Azmun'dan iyi dediler ama yani şu an gerek yok oraya Velasco'yu aldığımız için. Evet dostlar. Arteta'yı konuk ediyoruz. Jesus, Jesuslu Martinelli'li kadrosuna karşı bizim de ileri uçta Elisson Velasco, Ejuke ve Ronaldo şeklinde çıkacağız. Idrissa e, Gana de orta sahaya koyduk. Bakalım Gey orta sahada ne yapacak? Kamara ile birlikte oynayacaklar. Defansa da Kovarejma'yı koyduk. Oyono sakat olduğu için Roto ile başlıyoruz. Ve Forvet arkasında da şey yok. James Rodriguez yok. Şöyle bir ısı haritasından izlemeye başlayalım diyecektim ama. Declan Rice ile uzaklaştırdılar. Eyvah o Saka oraya yol yapar mı? Yaptı valla. Hızlıca yol yaptı oraya. Gabriel Jesus ikinci dakikada Saka'nın yaptığı yoldan gelerek. Abi şimdi Saka'yı kimle durduracaksın yani? Bella Ture hızlı adam da. Aa bu Valeo sen ne yaptın? Nasıl ıskalarsın o topu? Orada bir tık şanssızlık olmuş. ıskalamış. E ee, beyler? Hani biri karşılasa falan bir şeyler mi yapsak? Sıkıntılı bir durumun içerisinde kaldık. İlk yarı bitmek üzere ve bir aksiyona giremedik derken yine arsenal aksiyonunu izledik. Seken topu da gol yaptılar. Şimdi ikinci yarıyı beklemeden bir takım değişiklikler yapmamız gerekecek. Mantalite de değişiklik yapalım. Koşu yollarına pas atarak gidelim. Kaleyi görünce vuralım. Geniş alanda oynayalım. Duran top bize iyi gelebilir. Kısa mısa oynamayın. Ne hızlı çıkıyoruz. Savunma hattı geride olacak. Evet bloklar arası açıklık olabilir ama önemli değil. De savunmuyoruz. Rakibi de merkeze yönlendirelim artık şu kenardaki kavruklar. Buradan iki tane sahte bek hücum diyoruz ki orta sahayı kalabalıklaştıralım. Ee, buradan çift forvete döneceğiz ve önlü arkalı olsun ki Rota ile Bellatore de buraya takviye yapacak zaten. Buraya Alex Kral'ı alıyoruz. İki yönlü destek olsun. Keita Balde. Ejuke yerine de Serdar Azmon geliyor. Rota yerine de sağdaki kim oynar? Kuverej mi oynar? Buraya da Nedelkov'u koyarız. Evet. Hızlıca ikinci yarıya girmeden değişikliğimizi yaptık. Başladık ikinci yarıya. Biraz başarabilirsiniz falan. Biraz gazlayalım. 71. dakika. Şöyle bir şey denesek nasıl olur? Ben Yonson'u da buraya alsak. Serdar Azmon'u da buraya alsak. 3 forvet. Drisegana Gay burada olsun. Ronaldo fırsatçı. Sen burada yardımcı destek, sen burada yaratıcı ol. Bizi tekrar kanat bek hücumu alıyoruz beyler. Buradan yardırın gidin. Sen burada savaşçı destek ol. Şimdi biraz daha orta açalım havadan. İkine uzun paslar, yaratıcılık. Bu ayakla pivot'a gönderelim. 3 kişiler orada. Biraz daha ileriye çıkalım. Yani deniyoruz, değiştiriyoruz. Stili değiştiriyoruz. Oyuncu değiştiriyoruz. Yakalamaya çalışıyoruz Arsenal'i ama oyuncu kalitesi çok farklı. Oo, Feral güzel kurtardı. Orta geldi. Yine çizgiden çıkardık. Çok ağır yeniliyoruz. Yani skor olarak olmasa da oyun olarak sürklası olmuş durumdayız. 19 şuta karşılık 6 şut atabildik. 3.53 neredeyse 4 gol beklentisine karşı 0.73 1 gol beklentisi bile ulaşamadık kendi evimizde. 8 maçta bir kez berabere kalan Arsenal bizi yeniyor. Biz de 20. sıraya geriliyoruz. Beşiktaş 36. sırada. Hiç kazanamamış. 8'de 0. Şimdi değilse ne zaman mı yoksa? Ay var mı şeyler? Şuradan kulüp çalışanları iş piyasasına baksak. Bournemouth var. Bournemouth nerede? Hocam bizi kümede tut sonra da Premier Ligi kasıp kavuralım diyorlar mıdır acaba? Oyuncularda kim var? Para eden hanginiz para ediyor beyler? 62 milyon İlya Zabarni. Bak burada da bu var. Bir tane Zabarni satıyorsun. 10 tane başka şey alıyorsun. Dango Ottara. David Brooks. Solanke. Solanke buradan emekli olacak. Peki intikam mı istiyor? Oğlum delik deşik olduk. Ne intikamı saçmalamayın. Paris'i de 4-0 yeniyoruz. Böylece kaçta kaç oldu? 29'da 29 kazanıyoruz. Evet kural çekimine gidelim. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde karşımıza kim çıkacak? Rangers, Atalanta, Lazio, Stuttgart. Abi bak bu sihirli parmakları gider bu Dortmund'u çeker. Gerçi biz Dortmund'la aynı şeydeyiz. O çıkma ihtimalimiz yok da. Şimdi sıra bizde mi? Evet. Ne gelecek? Monaco, Benfica, Chelsea. Sal Monaco'yu bize. Sal bak nasıl perişan ediyoruz. Yani buradan vere vere bunu mu verdin bize? Benfica, Monaco, Atalanta, Nice, Stuttgart. Beyler bayanlar. Chelsea maçı öncesi bir burada bir rotasyon yapalım. Medikamara sakat. Buraya yapacak bir şey yok ama sanki buraya başka birine ihtiyaç var. El Gazi'yi burada kullansak. Mantolası kullan gitsin. Ne de olsa gönderiyoruz başka rotasyon yapmadığımız EJK falan burası tamam ya. Böyle çıkarlar, çıkarlar hallederler. İç sahada zaten Irak Lise karşı 12. Irak gelip de bizi rotasyona rağmen yeniyorsa, ediyorsa ayıp bize, yazık bize. 23'te 23 bu sezon totalde de 30'da 30. Mayulu'yu da gözlemlemiştik. Forvet hattına belki de önümüzdeki yıl için bir Mayulu takviyesi olabilir diye düşünüyorduk. Bu kötü oldu dostlar çünkü Ronaldo cezalı, Johnson cezalı, Kamara sakat, Rodriguez sakat. 4 tane ilk 11 oyuncumuzdan yararlanamıyoruz ve bunun bir tanesi 35 gol atmış Ronaldo, 15 gol atmış James Rodriguez. Yani Chelsea'ye karşı çıktığımız, düştüğümüz duruma bak. Neyse yapacak bir şey yok o zaman iç sahada haydi Chelsea maçına. Nicholas Jackson'ı Chelsea'ye karşı başlayalım bakalım veriyoruz ileri çekmiyoruz geri korkanın çocuğu olmaz. Sanchez'le başladılar. Ön alan baskısı yapmaya çalışıyoruz. Oradan araya, maraya girersek bu Tabi Tabii onlar da topu çıkartırsa sıkıntı diyecektim ama Elisson'dan Baldeke'ye e gelmedi. Ya onu at artık be kardeşim. Sonra oynatmayınca diyor ki hocam ben niye oynamıyorum. Ben yani yarım metreden kalecinin koluna nişanlarsan topu böyle bir maçta. Tabii ki de yerin olmaz yani bir daha. Devre arası çıkartacağım onu. Bu arada %65 topla oynuyoruz ilk 30 dakikada. Aslında oyunumuz Chelsea'ye. Oyuncularımızın performansı da kötü değil. Hadi beyler bu gol olsun bitmeden bitmeden. Hadi ilk yarıda. Evet. Evet Keita Balde. Keita Balde. 2,5 milyonluk Chelsea'yi eliyor. Eliyor için biraz erken söylem olmuş olabilir ama bak Maduake ile birbirine çarpıştıran Ejuke Keita Balde'den 12 bitiriciliğine rağmen usta işi bir gol vuruşu. Şimdi geldik Chelsea'ye ilk yerde hiçbir konuda fırsat vermedik. Ama Buradan Serdar Azmun'la değiştiriyoruz. Sıkışırsa Hames Rodriguez'de alırız. İdris'e Gana G'de sarı kart var. Medi Kamara çok yorgun. O yüzden sadece İdris Egan'a müdahalelerde sertliği azalt diyeceğiz. Hücuma çıkabilirsin. Ama yani serbestlik tanıyoruz o konuda. Diğer oyuncularımıza söyleyecek bir şeyimiz yok. Haydi çocuklar. Bir tane daha atalım. İngiltere'ye birazcık gezmeye gidelim böyle. London Bridge falan böyle. Etrafta dolaşalım şeyler oluyor. Feral gerçekten sen mi kurtardın onu? Ciddi ciddi kurtardı. Yalıgra vurdurmadık. Fofana vurmaya çalışıyor. Birinden biri vuracak galiba ama dayanın çocuklar vurdurmayın. E bizim hata gösterseydin hoca kestin yarıda. İdris'e gana gay. Ture Ah be turen. Oradan yalpalaya yalpalaya girdin içeri ama atamadın. Güzel. Bu armut gibi kafa vurursa böyle bizim için iyi. Burada Serdar Azmun da mutlu etmedi performansı. Bir kanat değiştirsek mi acaba? Sen oraya sen oraya şekli. Ferıl bugün salmayacağım maçı hocam diyor. Orta geldi. Kafalardan da sekti. Şu hata savuşturalım. Hemen hamle işlerine girişelim. Evet durduk. Bu noktada şöyle bakıyorum. Keita Balde'yi burada biraz daha yararlansak. Serdar Azmuni ileride kalsa. Hazır üstün oynuyorken İdris Segan'a G yerine de değiştireceğiz şimdi. Önce Hames aldık. Ee, buraya da Medi alalım. Tamam biliyorum sakatsınız, yorgunsunuz falan filan ama Ayak da kopsa burada oynayacaksınız arkadaşlar şey mi yapalım, yapsaydık yoksa Irak Lis ma maçı için sağlığını düşünüyorum deyip Balde'yi çıkarsam mı? Hangisi bizi kurtarır? Oyunu geriye oynadı. Farrell, Varejma, Kral. Fofana'dan geçiremedik. Callagher'la geliyorlar ve Callagher golü atıyor. İşte bak. Demek ki Keita'yı çıkarmak lazımdı yorulmasın diye. Burada nasıl oldu bu iş? Bir anda hücuma çıkarken ya Feral dünyaları kurtardın yediğin yere bak. Azıcık utanır insan ya. Vallaha. Starlink Medikamar araya girdi ama tam giremedi. Tofanadan Tureye güzel bir arı. Aa oğlum. Medi Sen ne yapıyorsun? Sen hayırdır. İkinci yarı fazlasıyla dengeledi Chelsea oyunu ama koparamadık derken James Rodriguez yapar mısın oradan bize bir güzellik? Evet, bir birle ilk maçı bitiriyoruz. Bizim kadar e, popülaritesi düşük olan bir takım var mı? Yani Milan, Chelsea, Atletico Dortmund, Barcelona. Burada belki Stuttgart, Nice, Rangers de köklü ve itibarı yüksek takım. Yani arada en zayıf halka gibi gözüksek de ilk maçta yenilmedik. İkinci maça bıraktık turu. Psikolojik üstünlük kimde? Bizde. Evet geldik. Poşet hocamın deplasmanına. Bakalım birbirinin revanşında. Ronaldo'nun Ronaldo'lu Hammes Rodriguez'li kadromuzda neler yapacağız? Şimdi araya girdik mi? Girdik ama James Rodriguez bir tık ağır kaldı. Kapatır mıyız orasını? Kapatamadık ve Farrell güzel başladı. Uzun da gönderdi. Ronaldo kaleci hata yapar mı? Ronaldo, 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 Siu, Ronaldo. Chelsea deplasmanında Siu çektiriyoruz. Balde, müthiş bıraktı. Ejuke ve Ronaldo. 12. dakikada avantajlı skoru yakalıyoruz. Bravo çocuklar, süpersiniz. Haydi mücadele, haydi. Oyono'dan, Hames Rodriguez. Güzel güzel güzel. Güzel paslaşıyoruz yalnız. İyi top çeviriyoruz. Ah be Ronaldo. Oyona yetişti. Hames Rodriguez. Johnson bıraktı. Ronaldo. Çek dört tane CU. Serdar Dursun abimiz gibi. Ya siz oynadı oynadı takım oynadı. son Kral 4 ay sonra emekli olacak ama. Ben buradayım diyor. Sakin diyor. Sakin diyor. İlk yarıyı böyle atlatırsak. Enfes. Çok iyi paslar yine. Topu diğer kanada taşıdık. Keita Balde gaza basar mı oradan? Gaza basacağına galiba bize bastırdı. Kukure'ye vurdu. Önde bir duvar oluşturduk. Harikasınız çocuklar. İlk yeri bitirelim. İkinci yeri hemen tık 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 değişikliklerle halledeceğiz. Bakalım yorgun oyuncumuz var mı? Lig maçına saklayacak şekilde değişiklik yapalım. Mizuke de iyi oynuyor. Oyunu 6-60. Alt de değişiklik yapalım. Yani burada güzel. Rakip kaleciye kadar pres yapsak mı? Yapmayalım. Presi orta sağdan başlatalım. Buradan yine kaçanları görebiliriz. Çünkü açık verecekler. Defanslı iyi pas yapıyoruz. Bunu değiştirmiyorum. Hücum hattında da öyleyiz. Birazcık daraltalım bence alanı onlara. Tempoyu da birazcık Standarda çekelim. Bas e, boyutumuz normal olsun. Onlar karar versin. Duran top kazanalım. Disiplinli oynayalım. Saçmalamayalım. Geçiş oyununda yine stoperlerden başlıyoruz. Buradaki anlayışımız tamam. Dengeliye geçtik. Evet beyler harikasınız. Sizsiniz. Fofana James. Kukureya. Savunma arkası çok basit, çok kolay, çok rahat, çok lanet olası klasik klişe bir gol. Yani kaleci emekliyor, iki tane stoper birbiriyle çarpışıyor. Bomboş kalan adam golü atıyor. Bek değişikliğine gideceğim. Ne yapıyoruz? Lazarus Rotayı aldık buraya. Ben burada şunu istiyorum standart bek savunma ileriye çıkmayın tamam mı siz burada savunun hücullerde sert ol geniş alanda oynama burada ne diyelim başka sıkı markaj yap driplingi azalt sen de burada aynı şekilde geniş alanda oynamıyorsunuz sıkı markaj yap driplingi azalt burada Jonsson çok yoruldu onun yerine Medi Camara iş yapar mı İdris Seganagey var hatta sen burada ön libero savunma ol çift savunmayla oynayalım burada Balde de birazcık zayıf kaldı. Elison'u buraya koyarken buraya bir de Medicamara'yı alıyoruz. Medikamara da burada savaşçı savunma. 3 tane savunmacı orta sahayla oynayacağız. Enzo Fernandez harika bir şut çıkardı ama buradan biraz daha temkinliğe geçtik. Talimatlardan da tempoyu düşürdük zaman geçirmemiz var. Geçiş oyununda da tempoyu düşürdük. Karşı pres yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Kaldı 20 dakika. Aferin Feral. Sakin, sakin. Tut topu, tut topu. Yavaş. Akıllı oyna. Çok saçma yerlere attın ya. Aman diyeyim aman. Nedelkov kaptan. Kaptan sendeyiz kaptan. Evet işte bu. İşte bu. <laughs> Abi ya. <laughs> Neden mesela? Yani sameta e kaydın mı izledin? Ne yaptın? Neden? Şöyle yapıyoruz tekrardan. Geldik taktiklere. Şunu durdurduk. Yeniden çift başlı kartal diyoruz. Ee, sadece kamerayı buraya çekiyoruz aynı şekilde devam edecek. 4. 5. değişikliği yapabiliriz aslında. Kralla şunu değiştirip evet 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 Velasco'yu buraya koyabiliriz. Tamam. Ejuke ile sen değiş. Yani dedi ki 2-0'ı koruyalım. 2 tane tuhaf gol yiyip resmen Chelsea'ye al buyur senin olsun dedik. Elisson'la gidiyoruz. Eli son bir daha bir daha kadroda sana bir gram yer yok. Bir gram yer yok. Şuradan elenirsek sorumlusu sensin. İki tane yüzde yüz kaçırdın ya. Yüzde yüz ya. İdris'e gana gey. Bu gey'i ne yapacağız hocam dediğinizi duyduk. Ama o gey bizi bir üst tura taşıdı. Satranç gibi oynadık onlarla be. Harikasınız çocuklar. Şimdi Cidera, Medi, Valeo, Rota Medi, Kamara İdris Eganage yine atıyordu. Ve ortaladı. Sanchez. Son 3 dakika artık. 4, 3, 2, 1 ve üst turdayız. Üst turdayız, üst turda. Oyunun sadece iki bölümünde aktif ve pozitif oynadık. Orada da üç tane gol bulduk. Chelsea elememize yetti. Oha 6-3, totalde 7-4. Monaco, Shakhtar elemiş. Milan, Atletico'yu, Barcelona, Dortmund. Benfica, Bayern'i. Liverpool, Messi, nice. Lazio'da, Stuttgart'ı. Ver oradan bize bir Lazio. Evet dostlar geldik kura çekimine. Hadi bakalım. Eşleştirmelere başlayalım. Buradan bize kimler gelebilir? Uf, Paris, Inter, Arsenal, Napoli, Madrid, City, Newcastle, Leipzig. Hadi bakalım hayırlısı. İyi City'den kurtulduk. Buraya da ver bir Paris. Newcastle gitti. Atalanta'ya Napoli gitti ama <laughs> bizi illa heh, Arsenal'den de kurtulduk. Liverpool, Inter de güzel. Barcelona, Er Madrid'i. Bize kaldı? Yani Zaten gelebilecek Napoli ya da Leipzig vardı. İkisi dışındaki hepsi aynı şeyin laciverti. Berder Azmur'a teklifler yapılmış. Biz onu kaç aldık? 5 milyon. Çok da verimli olmadı bizim için. Bu iki teklifi kabul edelim. 8 milyona çıkacak sonuçta. Hem kullandık hem de 3 milyon kar elde ettik. Evet ahali şimdi burada bir düzenleme yapalım. Baleone, Belkov, İdris Eganagey, Keita Balde, Ronaldo. Burada Ronaldo'yu harcarlar mı diye düşünüyorum. Velasco ile başlasak. Ronaldo yerine Keita Balde ile başlayalım. Birazcık size İsmail Kartal tarzı gibi gelebilir ama öyle düşünmeyin. Neden diye soracak olursanız onu anlatacağız birazdan. Şu maça girelim. Maç içerisinde de başlangıç hamlemiz olacak. Bu ne kardeşim? Darwin, Nunez, Balonez, Malonez hepsini almışlar. Bir ben yokum kadroda. Şimdi buradaki amacımız şuradan dikine paslar atacağız. Kaçanları göreceğiz. Kaleyi görünce şişleyeceğiz. Yaratıcı oynayacağız. Topu direkt e, Şey atıyoruz, baldeye. Hatta şöyle yapalım. Baldeye şişirin topu kardeşim. Burada standart çok önde değil. Rakibin orta yapmasına izin vermiyoruz ve merkezi kullandırıyoruz. Çünkü İdris orada tamam dedik. Daha bir taktiğimiz bir işlev falan bir şey geçseydi. Yani Ronaldo'nun hızı düştüğü için ne kadar teknik de olsa Şikirniar ve Hernandez hatta Ugarte'nin de araya girdiğini düşünürsen o üçlü Ronaldo'yu orada yer. Ama en azından biz uzun top araya salmalar yaparsak Balde belki o koşularıyla orayı çözebilir diye düşündüm. Marquinhos Velasco baskı yaptı. Oyona çok iyi bir müdahale. Ama Ugarte falan bak işte yardıma geliyor. Hiçbir topu da indiremiyoruz oradan. Baktık olmadı. Ronaldo ile birlikte çift forvet oynatabiliriz. En azından Ronaldo indirir. Daha yardımcı forvet gibi kalır. Ama yani gol olacağı belli. Ya. Oyun hissettiriyor onu. Her çarpan top bak çarpa çarpa önlerinde kalacak şimdi. Buradan verdi. Buradan hepsinin arasından geçiyor. Burada kayıyorsun. Direkt bitirecek adamın önüne geliyor. yer kafayla da gol attı çok hoş Şimdi hemen Velasco yerine Ronaldo'yu aldık ee, Buradan Kralı çıkartıyoruz James Rodriguez buraya gelsin Kanat oyuncusu hücum Kral yerine de Serdar Azmunu koyduk Ronaldo ile yer değiştirdik sen burada savaşçı destek Sen burada Derin oyun kurucu destek ol Artık hücum anlayışına geçtik. Kendi evimizde 2-0 yenildikten sonra çok da bir anlamı yok. Keşider'a vuruyor ama yine atamadı. Daha çok çabalayın beyler. Adam gibi oynayın. Sinirlendirmeyin beni. Chelsea'ye karşı oynadığımız oyuna bak. Bir de şuraya bak. Madem bu adam nasıl hile resmen ya. Gerçekten bir oyunda hile varsa bu herifte öyle bir şey. Yani alıyor, veriyor, alıyor, koşuyor, veriyor, gidiyor. Neyle tutacaksın onu? Şu talimatları da değiştirelim. Tempoyu düşürelim, paslaşalım. Bekleri bekleyelim. Rakip savunmanın üstüne gidelim. Stoperlere kısa oynayalım. İlk mantığımız işe yaramadı yani ne savunma arkasına top atabildik ne de yakaladığımız fırsatı gole çevirebildik. Şimdi en azından biraz daha paslaşmaya, pasla çıkmaya çalıştığımız bir oyuna dönelim derken kendi kalesini attırdık. Ronaldo burada iyi hareketlendi. <laughs> Bu sefer de şans golü bizden yanaydı. Devam dedik bakalım. Dembele ortalıyor. Şikirniyar sal ve kardeşim. Forvet gibi gelip gelip kafa atıyorsun sürekli. Dembele ortaladı. Yine buldular onu. Offside yok mu hocam? Ne izliyorsunuz ya? Offsak bak gibi offside herif hala ah oğlum atsan şunu var ya ikinci yarı şov yapardık Ronaldo'ya bak yatarak müdahale ediyor adam ne kadar istiyor bir de bizimkilere bak çık 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 baskı çık çık baskıya Hemen basmaya gittik. Bu sefer indirdik. Keita Balde. Hadi koçum. Bir daha bir şeyler yap artık orada. Çıkar oradan bir ortam orta morta şut. Kafa gol. Ya. Aaa. Sen satılmış hakemsin ya. Sen püh yazıklar olsun. Hadi buyur şimdi. 40 dakika 10 kişiyle 3-1 önde olan Paris'e karşı oyun oynayacağız. çıkabilecek adamımız yok ki. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum. Bu kadar ya. Bu kadar. Al topu gel. Sen kral adamsın. Başarabilirsiniz çocuklar. Hadi kaybetmeyin konsantrasyonunuzu. Vurdurma. Aferin Ferıl. Hocam bak darbe var, çarpışma var. Bize vermiyorsun. En ufak bir şeyde dirsek attı deyip kırmızı verdin. Adam biçiyor orada vermiyorsun. Ah Serdar orada kaparsa o topu. Serdar sen yabancı değilsin diyecek bir daha donarılma. Gene çok pas yapmalarına müsaade ettik dergen. Neyse ki çocuklar Yapma rüştü <laughs> yapma değişiklik hakkımızda doldu o. asensio Pilios. uzaklaştırdı nunez'in kafasına çarptı onun kafasındaki topu ferol'ı yakaladı neler yaşıyoruz ya şu maçta alıştı işte. yani çocuk çocuk goller yiyoruz ya. Şu duran topta niye kimse bunu savunmaz? 6.2 ile oynuyor gerçi. Kimi savunacak ki? Hoş olmadı bu. 3-2 ile gitseydik bir umudumuz olurdu da 4-2'yi nereye çevireceğim? Baskı yapmaya çalışıyoruz son dakikalarda. Yine yakalandık. Asensio, Farrell... Güzel bir kurtarış yaptı. Bir orta daha Pilios. Ve 90 artı 5 geldi. 4-2 mağlup olduk. Sanırım turada veda ediyoruz gibi. <laughs> Panzerikos'u yendiğimiz skora bakın. 5-1 gollere bakın. Ronaldo 7 penaltı, Ronaldo 67 penaltı, Ronaldo 81 penaltı. 3 tane penaltıdan gol atıyor Ronaldo. 81 puan, 56 puan. Hali yapacak bir şey yok çıkacağız. Neyse <laughs> ceza bak işte 2 tane orta sahamız da yok. Bedeli neyse çıkıp ödeyeceğiz. Berle Ture, Velasco, Edison. Hadi da oynasın bir kere daha. Cukke'yi alalım mı şuraya? Ben bu sefer Ronaldo ile başlıyorum sonra şey demeyin. Aa Ronaldo yederek bırakıyor yetenek düşmanı şöyle böyle hoca diye. Al. Ronaldo kare olsa bile şuraya bak. Buradan nasıl çıkacağız ya? Adamdan bak topu alıyorsun. Tekrar senden alıyor. Tekrar alıyorsun. Tekrar alıyor. Koşuyor, durmuyor, gidiyor, içeri giriyor. Baksana. Gol atana kadar durmuyor herif yani. Buna karşı oynamak işkence gibi cidden. Şeytan diyor al bir tane şöyle Real Madrid falan ya da ne bileyim. E, kim kazanamıyor bu ara? Juventus olabilir. Baksana. Çaresiz oynuyoruz. Çekeceksin işte dediğim gibi Madrid, Juventus artık neyse bir takımı. Çıkacaksın bu Paris'in karşısına. Ya da ne bileyim Manchester United falan. Ver Allah ver. Ver Allah be. Bakalım nereye kadar koşacak. Ama işte öyle kariyerde yapmıyoruz. yok yani yok 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 3 oldu 13 dakikada 3 oldu yani komedi gibi halı saha maçında 10 dakikada 3 gol olmuyor böyle Yani hadi müdahale edelim tamam kenardan e, İsmail Kartal gibi izlemeyelim ama yani ne değişecek Bir şey değişmeyecek oyunculara da berbatsınız dedik yok artık oradan da atma be kardeşim dört oldu diyorum ya. Yani bazen sırf şu e, oyun içerisindeki bölüm sonu canavarlarına karşı büyük takım kariyeri yapasım geliyor yani. Mesela büyük takımdır, uzun süredir hiçbir başarı elde edememiştir. Alacaksın onu. İşte e, gerçi Arsenal kariyeri yaptık değil mi biz? United olabilir. Ne bileyim. Juventus olabilir. İspanya'dan gittik, Barcelona aldık diyelim. Almanya'dan gittik, Dortmund kariyerimiz var ama ne olabilir? Belki popüler olan Leverkusen kariyeri olabilir. Böyle bir takımla vuracaksın düzenini. Geleceksin bunların karşısına. Yer misin, yemez misin? Sen misin yenen, ben mi yenen? Haşlayacağım bir daha hepsini. Bak adamı sakatladılar. Kırmızı kart veremedi. Bize ilk maçta çat diye attı. Nedelkov sakat. Hemen Kuvarejma ile değiştirdik. Oyun 6-10. Nasıl tutsun adam? Tabii ki karşısında kim var görüyoruz. Bu tarafa Velasco'yu koyalım. Serdar Azmun'u koyalım şuraya. 4-4-1-1'e dönelim. Gizli forvet ol. Yaptık işte bütün değişiklikleri. Berbatsınız. Leşsiniz. Kötüsünüz. Onu dağıt bir zahmet ya. Onu dağıt bir zahmet. Genç yetenek diye getirdik seni de. Bir türlü ışıldayamıyorsun. Nereye atıyorsun be oğlum? Az daha golü yiyorduk. Şaşırdık mı? Öyle, ben de öyle bir söyledim ki sanki ilk kez gol yiyormuş. O gol, gol yiyordu. Hiç yemediğimiz bir şey falan böyle. Baksana adamlar dinlenip dinlenip gol atıyorlar bize. Peki beyler yüzler niye gülüyor mesela? Total skor 8-4. Şu anda 4 tane yemişiz eleniyoruz falan. Sıfatınız sırıttığını görmeyin. he deli aldı topu şimdi. Gel de yakala. Beş oldu. Bir tane daha mı? Yok ya. Durdururuz herhalde. Durmuyor. Durmuyor yani durmuyor. Dursun diye koşuyorlar ama durmuyor adam. Total skor 10'a geldi. Farrell 5.9. Penaltı yok mu hocam? Bastırdı omuza falan bir şeyler oldu. Bir şeyler deneyeceğiz ama bakalım ne olacak şimdi bu Batağın sonunda. <laughs> 7-2 oldu. Serdar azmını atıyor da. Bir tık faydasız 7 3 Her <laughs> gol attıkça daha çok kızıyorlar şimdi bir tane daha atacaklar. 7 oldu ama 8 olmadı yine de kötü yenildik. Henüz kadromuz bu seviyelere uygun değil zaten. Bak Monaco elendi. Benfica elendi. Biz elendik. Atalanta elendi. Lazio elendi. Yani artık belli bir yerden sonra yapay zeka sonucu yansıtıyor hani takım tartıya koyduğun zaman bir fark varsa diyor ki tamam bu yürüsün. Evet lig şampiyonluğumuzu ilan etmiş olduk Süper Lig'de. Gördüğünüz gibi 28'de 28 84 puan. 3 sezon üst üste şampiyon olmuş olduk Ayek'le. Evet dostlar şimdi geldik artık kariyerin sonuna. Değişik bir kariyer oldu ya. Farklı bir deneyim oldu. Hikayesini konuştuk. Hikaye üzerine yola çıktık. Tabii Yunanistan'da bizi hiç kimsenin zorlayamayışı iki sezonda da birazcık rahatlattı ve kolaylaştırdı diyelim. Ama Avrupa Arenasında da Parislere bilmem nelere karşı oynamak için de çok daha farklı bütçeler, çok daha farklı oyunculara ihtiyaç var. Ya burada üst seviye Ronaldo'su, Rodriguez'i, şusu busu var ama tabii ki adamların her oyuncusu o seviyede yine de her seferinde gruptan da çıktık. Büyük turda da oynadık. Onu da yaptık, bunu da yaptık. Ama sanırım Yunanistan serüveni için, Alex Serüveni için bu maceraya bu kadar yeterli diyebiliriz. Belki gözüm şeyi aradı. Hani bir sürpriz daha kariyeri yukarıya ivmelendirilecek iş piyasasında şurada düzgün bir takım varsa başvuralım mı falan gibi de gerek yok. İlerleyen süreçte Yeni bir kariyerle tekrar birlikte bir takımı yönetiyor. Bir şehrin, bir taraftar grubunun kahramanı olmaya çalıştığımız yeni bir macerada görüşmek dileğiyle. Tabii ki de fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Hepsi benim için kıymetli. Görüşmek dileğiyle. A2 yine zafere taşıdık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.